Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Mavi Vatan için çok önemli bir kabiliyet ülkemize kazandırıldı. Türkiye'de bir ilk olarak TÜBİTAK SAGE tarafından bir sistem geliştirildi. Bu sistem, denizaltılar için yeni bir test kabiliyeti sağlıyor. Denizaltı test yapısı datayla birlikte Türkiye, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu gerçekleştirebilecek kabiliyete erişti. Bu gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank resmi Twitter hesabından böyle duyurdu. Savunma sanayimizin gözbebeği TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği, ülkemize stratejik kabiliyetler kazandıracak, Türkiye'nin ilk denizaltı test altyapısı datayı devreye aldık. Mavi Vatan'da artık çok daha güçlüyüz. Türkiye'nin yeni sistemi data sayesinde ülkemiz artık bir denizaltına bağlı olmaksızın denizaltı mühimmatlarının testlerini gerçekleştirebilecek. Data karadan kontrol edilebildiği gibi su altında 60 metreye kadar atış olanağı bulunuyor. Bu sistemde çok sayıda sensör bulunuyor. Bu sensörler sayesinde sistem oldukça güvenli ve kontrollü test ortamı yaratılıyor ve atışlar çok daha ucuz maliyetli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DATA'nın yani denizaltı test altyapısının açılışını gerçekleştirdi. DATA'nın Türk mühendislerinin, teknisyenlerin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistem olduğunu ifade eden Bakan Varank, DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak, dedi. Açılışın ardından su altı atış düzeneğinden Bakan Varank'ın komutuyla test atışı yapıldı. Bakan Varank, başarıyla sonuçlanan atış sonrasında DATA ekibini tebrik ederek "İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye'nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak." ifadelerini kullandı. Bir denizaltıya bağlı kalmadan denizaltı mühimmatlarının test edilmesini sağlayacak DATA, Gür ve Preveze sınıf denizaltıların fırlatma sistemiyle özdeş yapıda geliştirildi. Su altında 60 metre derinliğe kadar atış imkanı bulunan DATA, karadan da kontrol edilebiliyor. DATA bulunan çok sayıda sensör ile güvenliği ve kontrollü test ortamı sağlanırken, atışlar hızlı ve düşük maliyetle gerçekleşiyor. Türkiye, savunma sanayisinde çok başarılı örnekler çıkaran yerli ve milli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini her anlamda iyileştirecek Türkiye'nin denizaltı testleri altyapısı olan DATA tesisi açıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş katıldı. Açılışın ardından bir sunum yapan TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş, çok uzun süren çalışmanın ardından Gür ve Preveze sınıfı denizaltıların fırlatma sisteminin birebir aynısını geliştirdiklerini ifade ederek hem mekanik, hem elektromekanik, hem de kontrol sistemleri olarak tamamen yerli mühendislik firmalarımızın katkılarıyla bizim sistem mühendisliğini yaptığımız, proje yürütücülüğünü yaptığımız bir kapsamda tamamlandı, dedi. Sualtı atış platformu, Liş'te suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank'ın geri sayımının ardından Bismillah, salvo ateş komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu sebebiyle Rodos Adası'na doğru ateşlenen kapsülün başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı. Bakan Varank atış sonrasında böyle bir kabiliyeti ülkemize kazandırdığınız için tebrik ediyorum. İnşallah buradaki kabiliyetlerle Türkiye'nin caydırıcılığı çok daha fazla artacak. Sadece biz değil, çocuklarımız da, torunlarımız da sizlere minnettar kalacak ifadelerini kullanarak DATA ekibini kutladı. Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, özetle şunları söyledi. Savunma sanayi alanında Türkiye son dönemde büyük kabiliyetler kazandı ve bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor. Mavi Vatan'da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye'nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde bir takım kabiliyetleri başarması önemli. İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Bunun yanında TÜBİTAK SAGE'nin kimi kamuoyunca bilinen, kimi kamuoyunca bilinmeyen farklı roket projeleri var.
İnşallah buradaki altyapıyı da o roket sistemlerinin testlerini kolay bir şekilde yapabileceğiz. Ama bunun yanında farklı savunma sanayi şirketleri ve deniz kuvvetlerimiz yapacağı bütün testleri bundan sonra bir denizaltıya ihtiyaç duymadan bu kazandırdığımız sistemle burada yapabilecek. Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar. Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayi alanında bir üst noktaya taşıyacak dedi diyelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi arge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.